hoş geldin. Büşra dört yıl almış. Ben üniversiteye gidene kadar babamdan çok fazla şiddet gördüm. Ablam ve annemle birlikte mesela demiş. Şu şeyler yarım kalıyor ya. Şunu şuraya alayım. Dur bakayım ne demiş Büşra? Gördüm ablam ve annemle mesela. Tamam. Yani gördün. Şimdi üniversitelisin. Çalış, kazan bir kadın olarak. Ekmeğinin de peşinde koş. Kur evini, mis gibi. Al annenin de yanına. E, alabiliyorsan bir şekilde yolunu çizmelisin zaten. Yani bir noktada bu yaşanıyor diye de çaresiz hissetmemeli insanlar. Çözüm üretmeli. Bak çok bu konuya değinmek istemiyorum ama benim bir tane abonem vefat etti. Bunu bir eskiler bilir. Konunun detayına girmeyeceğim ama çok küçük örneklerle yapacağım. Kendi vefat etti dediğim yani ee, öf, kendi canına kıydı tamam mı? Bu böyle hepimizi çok derinden etkileyen bir şey oldu. Yani e, yayında öğrendik bir de bunu. Yaşadığı şeyleri ben bilmiyordum. Bizim gruptan bilen insanlar varmış, bir kişi vardı daha doğrusu. Ve böyle beni çok seven, benimle kafa dağıtan, aile içinde yaşadığı işte şiddetler, sorunlar vesaire bunlar neyse, e, bana hiçbir zaman açmak istememiş. Çünkü ben bazı konularda sert mizaçlıyım ya, netim ya. Ya çekinmiş ah be oğlum keşke çekinmeseydin diye çok kez konuştuk ama ben çok eminim benimle bir konuşabilseydi bir konuşsaydı şu an ee, veli hayatta olurdu abi. Yani ben öyle düşünüyorum kendi canına kıymak çözüm değil e, bu kesinlikle ve kesinlikle bir bireyin halledebileceği bir şey ne yaşıyorsa yaşasın. Hayat size verilmiş bir can yani sizin bedeniniz bir tane ve size bir hayat veriliyor. Bunu nasıl yaşamak istiyorsanız o şekilde yaşayabileceğinize inanıyorum hepinizde. Bak hepinizde ama. Ne olursa olsun hayatınızda nasıl bir anneniz, nasıl bir babanız, nasıl bir kardeşiniz, nasıl arkadaşlarınız olduğu falan beni hiç ilgilendirmiyor. Bir birey olarak hepiniz istediğiniz şekilde yaşayabilirsiniz. Bunu yaratan, bunu oluşturacak, bunu yönlendirecek bunu kuracak olan, hayalini kurup o hayalde yürüyebilecek olan bireyler sizlersiniz. O yüzden diyorum. Mesela Hellim'in örneğini o yüzden verdim. Hellim annesi şiddet gördüğü için bir şey bir şey bir şey bir şey pes etmiş. Pes etmesine gerek yok abi. Dikilebilirmiş bu konuda. Ben ona o şekilde öğüt verirdim. Sen kaçtın kardeşim şu an. Sen kaçıyorsun. Sen anneni yalnız bırakıyorsun. Bırakma adam ol dikil. Aslan gibi kendini geliştir. Ee, çevrendeki doğru insanlarla güzel arkadaşlıklar kur o insanlarla birlikte bu, üst, bu olayın üstesinden gel şeklinde belki 50 bin yol tane konuşma yapardım belki alırdım evde konuşurdum belki yanına giderdim bilmiyorum ama evet asla pes etme oğlum hepinizin aklı var hepinizin kafası çalışıyor öyle ya da böyle güçlü olun ya biraz güçlü güçlü yol üretin çözüm üretin Ahmet siktir git artık ya Yeter oğlum bak kaşınıyorsun ha. Harbi kaşınıyorsun. Es vermeyi bilin abi. Kafanızdaki bu böyle içinden çıkamadığınız durumlar olduğunda, bunalıp böyle kendinizi yırtmak istediğiniz durumlarda es vermesini bilin. Ya amına koyayım ben bu hayata geldim. Aklım var, zikrim var. Eline yanınızda tutuyorsa bir çözüm bulun ya kendinize. Ben şu an içinde bulunduğum hayatta mutlu muyum? Değilim. O zaman mutlu olacağım bir hayatı niye ben yaşamayayım? Ben şu an bunları yaşıyorsam 3 sene sonra çok çok farklı bir hayat yaşamayacağım ne malum. Bunu siz yapabilirsiniz diye o yüzden hep vurguluyorum. Vallahi nefesim tükendi lan. İki ciğerim şey oldu. Güçlü olmak iyidir güç. Ya güçlü ola, olamıyorum abi öyle söylüyorsam olamıyorum. Olursun kardeşim. Olmak istedikten sonra olamayacağın hiçbir şey yok. Yok ya. Nefes almayı unutuyorum konuşurken de o yüzden. Sen güçlü olmak istemiyorsun bunu söyleyenler. Güçlü olmaktan korkuyorsunuz. Korkmayın abi. Ben gidiyorum ben. Daraldım. Ben harbiden gidiyorum. Ulan kafa dağıtmaya yayına geldim. Kafam bir milyon oldu amına koyayım. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Yarın yayında görüşürüz. Canınızı sıkmayın. Aslan gibi adamlarsınız. Aslan, aslan gibi kadınlarsınız. Her zaman güçlü olmayı tercih edin. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Düzgünce selam vereceğinize inanıyorum.